Peki, şimdi bir son dakika gelişmesi de var. Arkadaşlarım ekranlara da yansıtıyor. İyi Parti şu günlerde çok konuşuluyor biliyorsunuz. İyi Parti'den Ümit Dikbayır Sakarya Milletvekili ile ilgili hakkında soruşturma açıldığı ve savunma istendiği bilgisi var. Şöyle de bir açıklama var kamuoyuna diyerek. Müşterek Disiplin Kurulumuz 22.11.2023 tarihinde toplanarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemiyle Disiplin Kurulu'na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir dendi. Bu son dakika bilgisini de sizlere aktarmak isterim. Çok uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim konuşulmuştu. Genel seçimin ardından alınan aslında bir anlamda ne kadar fark az olursa olsun başarısız bir sonuçtu sonuçta. Kaybedildi çünkü seçim. Cumhuriyet Halk Partisi hep konuşuldu. Hatta diğer partilerden özellikle Sayın Akşener'in açıklamalarından da hedef genelde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinden gitti. Bu başarısızlık oradan tanımlandı. Sonrasında demokratik bir süreçle kurultay yapıldı, kongreler yapıldı ve bir değişim geldi. Sonrasında da İyi Parti'de çalkantı mı diyeyim çünkü bir değişim diyemeyeceğim ya da bir dönüşüm mü diyeyim yaşanmaya başlandı. Buradaki parti içi iddiaları, açıklamaları sormayacağım ama yani yanıt vermek isterseniz Sayın Bülbül, belki partinizin yetkili organlarından bir yanıt gelir ama hani fikir olarak da bilmiyorum söylemek, paylaşmak ister misiniz? Sayın Akşener'in bugün bir açıklaması oldu aslında. Bir grafiği alabilir miyiz ekranlara arkadaşlar? Açıklamayı ben hani birebir okuyayım. Şöyle dedi, seçimleri el birliğiyle Sayın Erdoğan'a hediye edenlerin keyfi yerinde, parti içi hesaplarını görmek için Türkiye'yi feda edenlerin keyfi yerinde, %60 şakşakçılarının kola kutusu meraklarının keyfi yerinde ama tüm itirazlarında aklı çıkan, sözünün değeri daha yeni anlaşılan İyi Parti zor durumdaymış. Dün %60'la kazanırız yalanını üretenler bugün çıkıp İyi Parti üzerinden yeni yalanlar üretiyorlar. Varsın olsun, biz artık alıştık çünkü bunların tıyneti böyle. Hiç kusura bakmasınlar, İyi Parti'de güneş yerinde, her şey yolunda dedi. Yani genelde Sayın Akşener bu seçimin kaybedilmesinin ardından kendisi ya da partisiyle ilgili bir öz eleştiriden çok özellikle CHP üzerinden bir açıklama yaptı hep. Var mı söylemek istediğiniz bir şey yorum olarak bu konuda, yoksa parti yetkili organları yaparsa onlara mı bırakacaksınız? Soral Bey, vatandaşın keyfi yerinde değil. Vatandaşın keyfi yerinde olmadığı belli. Yani vatandaş hukuk, adalet arıyor. Yani daha 2 gün önce biliyorsunuz DİSK vergide adalet, gelirde adalet yürüyüşüne İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak keyfi yerinde olmayan, yoksulluğu olan, hak arayan, adalet çığlıkları atan her kesimin, STK'ların, demokratik örgütlerinin ve vatandaşın yanındayız. O bakımdan vatandaşın keyfi yerinde olmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi sahada var, meydanda var, sokakta var, mecliste var. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi her konumda dün olduğu gibi bugün de mücadelesini sürdürecek. Keyfi yerinde olmayan, ezilen, yoksullaşan halkın yanında olacak. Bu mücadeleyi o yoksul olan vatandaşımızla birlikte sürdüreceğiz. Önümüzdeki günler, önemli günler, umut verici günler. Cumhuriyet Halk Partisi değişimi yaşadı. Cumhuriyet Halk Partisi değişimle birlikte artık sandığa gitmeyi düşünmüyoruz diyen muhalif seçmeni artık sandığa gidebiliriz umudu verdi. Umutları yeşertmek çok önemli. Yani umut vermek çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi bu umudu yeşertti. Gelecek günlerde bu umudu biz yerel seçimlerde alacağımız sonuçlarla da, yerel ittifaklarla da umudu daha çok yeşerteceğiz. Ve yerel seçimlerden sonra geçmiş 2019'da yapmış olduğumuz başarıyı daha ötesine geçeceğiz. Daha ötesinde de iktidarı erken genel seçimde alacağımız başarıyla zorlayacağız. Peki. O bakımdan vatandaşın
Vatandaşın keyfi yerinde olmayan vatandaşların yanında her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır diyorum. Peki. Tanju Bey, bugün Sayın Akşener'in şöyle bir açıklaması da oldu. Yani seçim öncesinde biz zaten tabloyu dile getirmiştik. Kazanamayacak aday söylemimiz vardı. Kazanacak aday söylemimiz vardı ve sonuç itibariyle bizim dediğimiz ortaya çıktı dedi. Bu İyi Parti ya da Sayın Akşener'i seçim sonrası andan başarısızlıktan muaf tutar mı? Tabii ki tutmaz. Fakat bu saatten sonra Sayın Akşener'in bu tür tartışmaları sürekli olarak gündemde tutması belki partinin örgütsel yapısı içinde değil ama seçmen nezdinde bir takım soru işaretlerini artırır İyi Parti'ye ilişkin olarak. Şimdi evet, Akşener ve İyi Parti'nin kimi elitleri seçim öncesinde bu konudaki görüşlerini dile getirdiler. Ve seçimde anladık ki İyi Parti'nin seçmenlerinin bazıları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedi. Yani bu ekonometrik analizlerle tespit edildi. Yani varsayımsal ya da spekülatif bir değerlendirme değil. Doğrudan doğruya veriler üzerinde yapılan çalışmalarda ortaya kondu ki bir miktar İyi Parti seçmeni özellikle Orta Anadolu'da Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermedi. Dolayısıyla bu tablodan hareket ederek aslında İyi Parti'nin asıl sorgulaması gereken husus işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanmamasında acaba İyi Parti seçmeninin bu gerekçelerinin temeli neydi? Neden oy vermediler ve ona yönelik olarak bir takım değerlendirmeler yapılsa daha doğru olur. Yoksa bu tür seçimin üzerinden aylar geçmiş, halen aynı değerlendirmeler üzerinden yani geçmişte işin değiştirmesi konusunda gündeme gelecek bir anayasa değişikliğinin en az 4-4,5 sene bir işlevsel karşılığı yok. Yani Cumhurbaşkanı'nın seçimine ilişkin aranan çoğunluk anlamında ama bir takım politik nedenler olabilir. O politik nedenlerin başında Sayın Cumhurbaşkanı anayasada bir değişiklik önümüzdeki süreçte yapıldığı takdirde ve bu anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçilmesine imkan tanıması halinde yeni seçimde 50+1 ile seçilemeyeceğini düşünüyor olabilir. Bence birinci önemli gerekçe bu. Neden 50+1 ile seçilememe endişesi? Bu Sayın Erdoğan'a özgü bir şey değil. Aslında dünyadaki başkanlık sistemlerinin temel paradokslarından bir tanesi. Şimdi 50+1 neden aranıyor? Bunun temel nedeni demokratik meşruiyeti güçlendirmek. Çünkü bir tarafta yasama organı, diğer tarafta yürütme var. Yasama da yürütme de çifte meşruluğa sahip. Yani sistem kurumlar itibariyle. Çünkü yasama temsilcileri de halk oyundan çıkıyor, seçiliyor. Cumhurbaşkanı da. Şimdi %50+1 ile Cumhurbaşkanı seçilmesi önümüzdeki süreçte güç görünüyor. Bunun nedeni de 2018'den itibaren yapılan genel ve yerel seçimler göstermekte ki Türkiye parti sistemi parçalanıyor. Şu anda sistemde iki ana güçlü parti işte 35-25 civarında oya sahip olmakla birlikte onların arkasından gelen çok sayıda parti var. Dolayısıyla bu partilerin üzerinde uzlaşıp %50+1 ile seçilecek bir cumhurbaşkanı sistemin bir şekilde oluşturması çok zor. Parti sistemi parçalandıkça partiler seçimlere ya ittifakla giriyorlar ya da ittifakla girdikten sonra parlamentoda kendi başlarına kalıyorlar. Yani ittifakla girdikleri partiden ayrılıyorlar. Dolayısıyla bu parti sistemindeki parçalanma, mecliste de sandalyelerin parçalanması diyoruz biz buna. Fragmentation of seats, teknik...